Adana 28 Şubat'ta FETÖ yargısı mağdur aileleri inisiyatifi olarak zindanda bulunan Yusufilerimizin ailelerini ziyaret ediyoruz. Partileri ziyaret ediyoruz, vakıfları, dernekleri, STK'ları ziyaret ediyoruz. 15-20-25 yıldır zindanda bulunan Yusufilerin mağduriyetini anlatıyoruz. Onların da bu uğurda çalışmaları gerektiğini, bu mağduriyetin, bu zulmün bir an önce ortadan kalkabilmesi için ses vermelerini istiyoruz. Zülküf abimizin de annesi vefat etti. İnisiyatif olarak buradaydık. Çocuğuna kavuşamadan gitti, çocuğunu görmeden gitti. Yani biz artık yetkililere inisiyatif olarak diyoruz ki Adalet Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na diyoruz ki artık yeter. Bu mağduriyetleri bir an önce görün. Birçok anne, birçok baba toplamda 40 bayram, 20 Ramazan çocuklarını görmeden gittiler. Çocuklarıyla bayram geçirmeden gitti bu insanlar. Diyoruz ki artık Allah'tan korkun yeter. Gayretullah'a dokunursa Allah muhafaza. Adalet kainatın ruhu, eğer adalet olmadığı takdirde ülkeler, devletler helakiyete uğrar diyor İbni Haldun. Biz bunu bütün yetkililere söylüyoruz. Bir an önce bu mağduriyetleri görün, bitsin. Balyoz şu anda dışarıda, Ergenekon dışarıda. Onları çıkardık, zindanlardan çıkardık. Onlar için özel kanunlar çıkardık, maddeler çıkardık. Onlar zindandan çıksınlar diye. Üzerine paralar verdik. Tazminat verdik üzerlerine. Bu insanlar bizden bir şey istemiyor ki. Her cuma günü biz inanıyoruz, bizim yöneticilerimiz Müslüman. Her cuma imamlarımız hutbeden diyor ki Allah adaleti emreder, akrabayı yardım etmeye emreder. Biz yardım falan istemiyoruz, buranın altını çiziyoruz. Biz sadece Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu adaletin tesisini istiyoruz. Biz af da istemiyoruz. Zülküf abimiz gibi mağdur olmuş olan insanların bu mağduriyeti giderilsin, adalet tesis edilsin. Sadece bunu istiyoruz. Ve bunların ömürleri yıllardır zindanda çürüyor. Bunların ömürlerini, bunların gençliğini kim tekrardan bunlara verebilecek? Çeşitli kereler, birçok platformda bu zulümleri biz de dile getirdik. Siz de dile getiriyorsunuz. Zülküf Yüce ile bir müddet ben de birlikte kaldım cezaevinde. 19. yılına girdi. Zülküf de diğer birçok arkadaşlar gibi günlerce işkencede kalmıştı. Tabii bu insanlar hakkında ileri sürülen suçlama sadece İslami faaliyetlerden dolayı. Başka herhangi bir suçlama yoktu ellerinde ama tabii polis FETÖ'den, hakim savcı FETÖ'den yani devletin birçok kurumunu onlar ele geçirmişlerdi. Dolayısıyla hani o dönemde birinin sizin adınızı vermesi yetiyordu. Sen istediğin kadar ben bunu yapmadım de mesela bir soru soruyor diyor şunu yapmıştın hayır ben bunu yapmadım diyorsun. Ki bizim başımıza da geldi aynı şey. Diyor yok bu benim istediğim cevap değil. Ya diyor yaptım diyeceksin. Ya tamam mı ben bunu yapmadım olsun diyor yaptım diyeceksin. Yani amaç birilerini içeri atmak. Kendilerine muhalif olan diğer Müslümanları içeri atmak. Başka bir şey değil yani bu insanlar gerçekten suç işledikleri için değil. Ki daha az önce de dediğim gibi Zülküf de 19 gün işkence görmüştü ve sol tarafı da tutmuyordu tam olarak belirli bir süre. Daha sonra yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Bunun dışında tabii sadece onlar zulüm görmüyor, aileler de zulüm görüyor. Yani Zülküf kardeşimizin de annesi geçenlerde vefat etti, oğluna hasret olarak vefat etti. Yine Mersin'de Ali Rıza Yönden vardı, onun da annesi oğluna hasret olarak vefat etti ki 4-5 senedir oğlunu hiç görmemiş. Hatta sesini de duymamış. Yani oğluna hasret olarak vefat etti gitti. Ve buradan biz artık idarecilere şunu söylüyoruz. Gerçekten bu sizin yaptığınız zulüm gayretullah'a dokunmaya başladı. Siz bu zulmü ortadan kaldırmak üzere göreve geldiniz. Ama 18. seneye girdi. Bu zulmü ortadan kaldırmak için attığınız hiçbir adım yok. Bakın bugünün yarını da var. Allah-u Teala ahirette bunun hesabını soracak ki siz idarecisiniz. Elinizde yetki var. Bu zulmü ortadan kaldırmaya muktedirsiniz.
Ama bir adım atmıyorsanız vallahi Allah-u Teala bunun hesabını soracak.